En iyi 10 akustik gitar. Akustik gitarın başlıca kullanıldığı müzik türleri blues, rock, pop'tur. Pop müzikte ritmi sağlamak için çok önemli bir enstrümandır. Blues müzikte çok önemli bir yere sahiptir. Asıl akustik gitarı müzisyenleri blues müzik gibi tarzlardan etkilenen müzisyenlerdir. Rock müziğin alternatif rock adlı alt türünde sıklıkla kullanılır. Tonlar markalara göre değişmez, ağaçlara göre değişir. 10. Ovation. Alırken bakmanız gereken şey USA mi yoksa Kore üretimi mi alacağınızdır. Ovation bir kasa türü değildir, markadır. Farklı görünümüyle bu gitarı ısınmak kolay değildir. Kasanın fiber olmasından dolayı akustik performansı düşüktür. Sahne performansı oldukça başarılıdır. Akustik modeller için de hızlı çalım için en ideal bir gitar çeşididir. 9. Kord. Başlangıç için ideal ve sorunsuzdur. En popüler kasalardan biri bilek kasa bir elektroakustiktir. Hem gösterişli hem de pop ritminde başarılıdır. Köprüsü gül ağacıdır. Manyetikleri değiştirilebiliyor. 8. Westburn. Türkiye'de maalesef Çin sektörünün hakim olmuş olduğu ve dolayısıyla Amerikan üretimlerinin az giriş yapmış olduğu. Bu yüzden pek randıman alınamayan kötülerden çok kötü. İyilerin de çok iyi olduğu bir gitar. Tek önereceğim efsane modeli var. O da D10 serisi. 7. Gibson. Gibson J45 standart akustik gitarlar veya efsane seri Les Paul. Bu iki model kesinlikle pahalı ancak mükemmel serilerdir. Kayıtlarda blue tonlarda başarılıdır. Pop ritim için Les Paul serisini öneririm. 6. Taylor. 6. numarada olmasının sebebi zor ulaşılabilen ve çok pahalı gitarlar üreten bu üretim Kaliforniya'da yapan bir marka olması. Güçlü, parlak ve gür bir ses. Nedeni basit, tamamen el yapımı. Bilmum egzotik ağaçlarından yapılmışlardır. Taylor inanılmaz akustik gitarlar üreten bir firmadır. Özellikle T5 serisi dünyada sayamayacağım kadar çok ünlü kişiler kullanmaktadır. 5. Ibanez. Belki itiraz edeceksiniz ancak bu bir öneri. Ben Ibanez'de ince kasa görüntüsüyle Ibanez Talisman serisini derim. Estetik bir görüntüsü var ve amfisi sesi çok cılız. Nedeni karbon gövdesi ancak amfide tonlamaları çok başarılı. Maalesef ki piyasada az bulunan bir modeldir. Eğer daha iyisini alacaksanız başka bir marka derim. 4. Yamaha. Şahsen kullanmış olduğum ve neredeyse 5 yıl boyunca bir sorun yaşamadığım, beni yarı yolda bırakmayan bir model. APX5A modeli. Klavyesi çok rahat ve Kore üretimidir. Üretim şu an ancak yok. APX modeli Türkiye piyasasında çok rahat bulabileceğiniz bir seridir. Ses tonu amfi ister ve sahne gitarıdır. 3. Martin. Martinlerin D serileri oldukça başarılı. Ancak Türkiye'de sayıları çok az. Nedeni basit. Meksika üretimi. Yine farklı bir ton yakalamak isteyenler bu seriyi bulabilirler. İse incelesin derim. Ses tonu kesinlikle blue'ya yakın bir ses tonu. Farklı kılan şey ise klavye ve köprülerde kullanılan selülozik fiber ve fenodur içinesinden imal edilen Richard'tır. Yani ahşap malzeme değildir. Bu malzemeler uzun ömürlüdür. 2. Fender. Çok pahalı ve kalitesiyle orantılı bir gitardır. ABD merkezi tüm dünya çapında çok ünlü bir gitar üreticisi şirketidir. Ritim gitar için idealdir. Blue sololarda çok başarılıdır. Jackson ile ters karakterli gitardır diyebiliriz. 1. Takamine. Listemizin 1. sırasında Takamine var. Takamine neredeyse tüm modelleriyle ses kalitesini parlak bir tonda vermekte. Çin üretimi yok, Kore'de üretmiyor. Köprü ve klavyesi genelde gül ağacından yapılıyor. Amfili performansı ile amfisiz performansı arasında ses rengi açısından farkındalıklar görebilirsiniz. Nedeni bu parlak tonun zapt edilebilememesi olarak yorumluyorum. Tok bir sese sahip değil. Bu gitarlar ancak farklı bir duruşu kesinlikle vardır.